Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Kıymetli takipçilerimiz, mübarek Ramazan ayının mağfiret günlerini yaşıyoruz. Cenab-ı Hak bu vesileyle hepimizin günahlarımızı af mağfiret eylesin. Bu günleri güzel bir şekilde yaşamayı, ihya etmeyi nasip ve müyesser eylesin inşallah. Tabii bu mağfiret günleri geride 15 gün bıraktığımızı ve önümüze de 15 gün olduğunu bizlere hatırlatıyor. Dolayısıyla muhasebemizi yapmamızı bizlere hatırlatır ve geride bıraktığımız 15 günü gerçekten hakkıyla değerlendirebildik mi, değerlendiremedik mi? Bunun hesabını yapmamız gerektiğini ve inşallah önümüzde kalan 15 günü de nasıl değerlendirmemiz gerektiği hususunda da çalışmalar yapmamız gerektiğini, akıl yürütmemiz gerektiğini bizlere hatırlatır. Malumunuz bugün Ramazan ayının 15. günü. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in de 15. cüzü olacak ve Kur'an-ı Kerim'in ortası, Ramazan'ın ortası olduğu gibi Kur'an'ın da ortası. Yani biz inşallah bugün siz değerli takipçilerimizle beraberce kitabın ortasından konuşacağız tabir yerinde ise. Biraz önce değerli il müftümüzün güzel ve akıcı kıraatıyla dinlemiş olduğunuz 15. cüzünü inşallah beraberce kulak verip 5-10 dakika içerisinde burada bize hatırlatılan mesajlar nelerdir? Hep beraber inşallah Kur'an-ı Kerim'e kulak vermiş olacağız. Kıymetli takipçilerimiz, 15. cüz İsra suresiyle başlar ve o İsra suresinin tamamını içerisine alır ve Kehf suresinin de büyük bir kısmını hakeza içine alır. Dolayısıyla 15. cüz dediğimiz zaman biz inşallah İsra suresinin bazı temel konuları, temel mesajları ve Allah'ın izniyle Kehf suresinin de 15. cüz içerisinde giren kısmının temel bazı mesajlar üzerinde vaktimizin el verdiği ölçüde durmaya çalışacağız. Tabi sure diğer Mekki sureler gibi üç esası, dinin temeli sayılan üç temel esası ele alır ve bu temeller üzerine mesajlarını bina eder. Nedir bu üç temel? Birincisi vahdaniyet, Allah'ın varlığı ve birliği. İkincisi peygamberlik, nübüvvet, peygamberlik müessesesi. Üçüncüsü de ahiret hayatının var olacağı ve inşallah ahirette tekrar bir hayatın bizi beklediği hususunu sure temeline alır ve bunlar üzerine bütün Mekki sureler gibi mesajlarını biz insanlara iletir. Değerli kardeşlerim, şöyle baktığımız zaman surenin bariz özelliği ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyetini ortaya koymaktır. Bariz özelliği Allah Resulü'nün şahsiyetini ortaya koyar. Allah tarafından birçok mucizeyle desteklenen, doğruluğu Cenab-ı Hak tarafından birçok mucizeyle, birçok vesileyle tasdik olunan Allah Resulü'nün şahsiyetini bu sure bariz bir şekilde önümüze koyar ve bizlere Efendimiz'i anlatır. Sure Allah'ın kudretinin açık delili, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zor zamanlarda kendisine Allah'ın ikram etmiş olduğu ve acayip olayların meydana geldiği İsra mucizesini anlatmakla başlar. İsra malumunuz Mescid-i Haram'dan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı alıp Mescid-i Aksa'ya götürmektir. Ve bu mucize bir gecenin bir anlık, birkaç saniyelik diliminde meydana gelen bir mucizedir. Bununla başlar Sure-i Celil'e ve bizlere zihinlerimizde Mescid-i Haram'la Mescid-i Aksa arasında bir bağlantı, manevi bir bağ kurar. Ve peşinden İsrailoğulları yeryüzüne çıkarmış olduğu fesatlardan, çıkarmış olduğu karışıklıklardan bahseder, onları ele alır. Daha sonra Allah'ın yeryüzüne koymuş olduğu dakik nizamını, evrene koymuş olduğu varlık ve birliğine delalet eden kevni bazı ayetler üzerinde durur. Gece gündüzün meydana gelmesinden, peş peşe meydana gelmesinden, senelerin meydana gelmesi, seneleri sayabilmemiz için Allah'ın koymuş olduğu ölçüleri bizlere hatırlatır. Peşinden Sure-i Celil'e sosyal hayatın temeli sayılan, toplum hayatının temeli sayılan aileden bahseder. Ailedeki anne baba ve anne babaya karşı olan evlatların, evlatların anne babaya karşı olan davranışlarının nasıl olması gerektiğini ele alır. Anne babaya son derece ihtiramkar, hürmetkar ve itaatkar davranmamız gerektiğini bizlere hatırlatır ve hiçbir şekilde onlara isyan etmemeyi bizlere hatırlatır. Neredeyse Allah'a şirk koşmamakla,
anne babaya iyi davranmak, emirlerini yerine getirmeyi Sure-i Celil'e aynı cümle içerisinde zikreder. Tabi peşinden sosyal hayattaki birçok adabı, güzel ahlakı, ahlak-ı hasene dediğimiz üstün ahlakı hatırlatır ve onlara uymaya bizleri teşvik eder. Mesela cimriliğin kötü olduğunu, saçıp savurmanın kötü olduğunu, geçim sıkıntısından dolayı evlatlarımızı öldürmememiz gerektiğini, zinaya yaklaşmamak gerektiğini, yetim malına yaklaşmamak gerektiğini, yememek gerektiğini hatırlatır. Hiçbir şekilde haksız yere bir nefsi, bir canlıyı öldürmemek gerektiğini bizlere hatırlatır. Ve son derece önemli bir husus olan gene hakkında bilgi sahibi olmadığımız şeylerin, bilgilerin peşinden giderek zanla hareket etmemeyi bizlere emreder, hatırlatır. Ve kibirlenmemeyi, gururlanmamayı, kibrin ve gururun kötü olduğunu hatırlatır. Kız ve erkek evlatlar arasında ayrım yapmamayı yine hatırlatır. Ve müşriklerin kız ve erkek evlatlar arasında ayrım yaptığını ve kız evlatlarını kötü gördüklerinden dolayı adeta müennes olan bayan diye söyleyebileceğimiz melekleri Allah'a nispet ettiklerinden bahsederek böyle bir çirkinliğin Müslümana yakışmadığını Sure-i Celil'e bizlere hatırlatır. Yine sure tekrar dirilmenin mümkün olduğunu, meydana geleceğini, hesap gününün bizleri beklediğini ve bu hesap gününün tekrar dirilmenin meydana gelme imkanı hususundaki bazı delilleri detaylı bir şekilde ele alır ve bizlere hatırlatır. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ebedi mucizesi olan Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı Kerim'den bahseder, Kur'an-ı Kerim'in üstünlüklerinden, güzelliklerinden bahseder, Müslümanları Kur'an'a uymaya teşvik eder ve Sure-i Celil'e Allah'ın hiçbir şekilde bir ortağa ihtiyacı olmadığını, hiçbir şekilde doğmadığını ve doğurmadığını, evlat sahibi olmaktan, beşeri bazı noksan sıfatlara sahip olmaktan münezzeh olduğunu vurgulayarak Sure-i Celil'e İsra suresi sona erer. Bu 15. cüzdeki ikinci suremiz ise değerli takipçilerimiz Kehf suresidir. Kehf suresi biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in Elhamdülillah ile başlayan 5 tane suresinden bir tanesidir. Ve bizlere Allah'a hamd etmenin gerekliliğini hatırlatan bir Sure-i Celil'edir. Kehf suresi adeta bir kıssalar suresidir denilse belki yanlış olmaz. Çünkü Kehf suresinde baya bir kıssa geçer ve bu kıssalar üzerinden Yüce Rabbimiz ayet-i celillerdeki mesajlarını biz kullarına iletir. Bizim 15. cüzün içerisinde düşen kısımda Kehf suresinde 3 tane kıssadan bahseder. Kısaca hemen onları da ele alıp inşallah sizin huzurlarınızı fazla meşgul etmeyeceğim. O kıssalardan birincisi biliyorsunuz Ashab-ı Kehf'in kıssasıdır. Ashab-ı Kehf'ten Yüce Rabbimiz bahseder. Onların o günkü zengin ailelerin çocukları olduğunu, yönetici durumunda olan ileri gelen kişilerin çocukları olduğunu, imanlarından dolayı o günkü toplumla anlaşamadıklarını ve imanları tehlikeye girmesin diye bir mağaraya çekildiklerini ve bu mağarada 309 sene kesintisiz bir şekilde uyuduklarını ve bundan sonra dirildiklerini, tekrar topluma gittiklerini vesaire bazı olaylarla karşılaştıklarını Yüce Rabbimiz güzel bir şekilde Kehf suresinde detaylı bir şekilde bizlere anlatır. Tabi burada özellikle dikkatlerinizi şuraya istirham edeceğim. Yüce Rabbimiz o gençlerden bahsederken şöyle bir ifade kullanır. Estağfirullah. İnnehum fityetun amenu bi rabbihim ve zidnahum huda. Onlar Rablerine iman etmiş birkaç genç idiler. Biz de onların hidayetlerini, imanlarını, dindeki anlayışlarını arttırdık diye bizlere özellikle genç kelimesini vurgular. İnnehum fityetun. Onlar belli gençlerdi, birkaç genç idi diye. Böylelikle insan hayatındaki gençlik safhasının ne kadar önemli olduğunu veya toplum içerisinde gençlerin ne kadar kıymetli olduğunu, gençlerin değişime daha müsait olduklarını, oturmamış fikirleri olduğundan dolayı gelen peygamberlerin mesajları etrafında evvela gençlerin kenetlendiğini bizlere hatırlatır. Dolayısıyla burada gençliğe dikkatimizi çeker. Yeri geldiği zaman dinimiz uğruna, imanımız uğruna fedakarlıkta bulunmamız gerektiğini de bu kısa vesilesiyle Rabbimiz bizlere hatırlatır. Okuduğumuz yani 15. cüzdeki
Kehf suresinin ikinci kıssası ise biliyorsunuz Musa aleyhisselam ile Hızır aleyhisselamın kıssasıdır. Bu da malumunuz hemen tevazuyu esas alan bir kıssadır. Bir işi yaparken inşallah dememizi hatırlatır Yüce Rabbimiz, inşallah deyin der. Ve bu kıssanın da şöyle bir sebebi zikredilir. Malumunuz Hazreti Musa döneminde Musa aleyhisselam bir gün sohbet ederken kendisine sorarlar. İşte yeryüzünde Allah'ın en bilgili kulu kimdir diye sorarlar. Musa aleyhisselam Allah'ın en bilgili kulunun kim olduğunu Allah bilir demesi gerekirken kendisinin olduğunu söyler. Allah'ın en bilgili kulu benim der. Bunun üzerine Yüce Rabbimiz Musa aleyhisselama bir yani tabir yerindeyse hayır der, senden daha bilgili bir kulun var diye onu hatırlatır. Ve Musa aleyhisselam da bu bilge kul ile tanışmak istediğini Yüce Rabbimize arz eder. Bunun üzerine tabi kıssanın hepsini anlatmak çok zor. Bunun üzerine Musa aleyhisselam belli bazı hadiselerin meydana geldiği bir noktada Hızır aleyhisselamla buluşur ve beraber bir yolculuk yaparlar. Kur'an-ı Kerim bunu da detaylı bir şekilde anlatır ve Hızır aleyhisselamın Musa aleyhisselama 3 olay özelinde bazı mesajlar verdiğini ve insanlara bu mesajları hatırlattığını Kur'an-ı Kerim bizlere bu mesajlar üzerinden kendi duyurusunu yapar, kendi mesajını bizlere iletir. Nedir bunlar? Bu 3 mesaj. Birincisi işte Musa aleyhisselamın bir gemiyi delmesi, ikincisi bir çocuğu öldürmesi, üçüncüsü de bir köydeki bir duvarı inşa etmesi, duvarı yapması hadiseleri ki bunların detaylarını inşallah Kehf suresinin tefsirlerinden okuyabilirsiniz. Üçüncü bir kıssa da gene 15. cüzün içerisine düşen üçüncü bir kıssa da iki tane bahçe sahibi olan iki adamın olayıdır ki bir tanesinin bahçesi son derece verimli, ağaçları görkemli, güzel bir şekilde meyveleri bol olan birisi diğerinin nispeten biraz daha az olduğunu hatırlatır. Ve bu meyvesi çok olan, bahçesi bol olan kişi diğerine bir üstünlük taslar ve benim senden evladım da daha çoktur, bahçem de daha güzeldir diye hava atar. Tabii Cenab-ı Hak zaman içerisinde o bahçesi çok verimli olanın bahçesini yerle bir eder, bir başına bir olay getirir ve bahçesi yok olur gider. Diğeri şunu anlar ki Allah'ın rahmetinin, bereketinin, mağfiretinin her şeyden daha üstün olduğunu ve Allah'ın vermiş olduğu nimetlerle böbürlenmemek gerektiğini, kibirlenmemek gerektiğini, Allah'ın bu nimetleri bizlere şükretmek için, Allah'ın varlığını ve birliğini anlamamız için bizlere vermiş olduğunu, ihsan etmiş olduğunu diğer kardeşi anlar ve bu vesileyle bu kıssa üzerinden de Yüce Rabbimiz biz kullarına kendi mesajını hatırlatır. Hiçbir nimetin bize ait olmadığını aslında onlarla böbürlenmemek gerektiğini, kibirlenmemek gerektiğini, onlardan dolayı Allah'a şükretmemiz gerektiğini, onlardan dolayı Allah'a hamd etmemiz gerektiğini ve bu nimetler vesilesiyle Allah'a samimi kullar olmamız gerektiğini bizlere hatırlatır. Cenab-ı Hak hepimizi sözü dinleyip en güzeline tabi olan kullarından eylesin inşallah.